Peki, Babacan Davutoğlu görüşmesi. Hocam siz ne dersiniz? Babacan ve Davutoğlu'nun görüşmesi. Çok kısa bir cümlelerle almak gerekirse. Beraber yola çıkıyorlardı. Sonra yolları ayrıldı. Fakat ikisi de beklentisini karşılayamadı. Özellikle Davutoğlu hiç karşılayamadı beklentilerini büyük ihtimalle. Çok düşük oranda kaldı. Bu yeniden bir araya gelmeye bir işaret midir sizce? Yok, bunu siz de programınızda birkaç defa sordunuz. Bunu reddetti. Yani Sayın Davutoğlu'ndan duymadım ama Babacan reddetti, evet. Babacan reddetti. Dolayısıyla ben bunu muhalefet bloğunun kendini bir arada tutma çabası olarak görüyorum. Çünkü burada Cumhurbaşkanlığı seçimi esas büyük rekabetin olacağı yerdir. Parlamento bir şekilde eski sistemle işliyor zaten, oy oranlarıyla, ittifak içindeki oy paylarıyla. Fakat esas önemli olan bunu ya birinci turda ya ikinci turda kazanmak. Bunu kazanabilmesi için muhalefetin mutlaka ve mutlaka blok olarak durması lazım. O blokta herhangi bir çatlama olursa bu doğrudan Cumhur İttifakı'na yarayacak ve ilk turda Tabii Cumhur İttifakı'nda seçimi... çatlamaması gerekiyor. İki tarafın da Tabii onu çatlamaya tahammülü yok. varsayıyorum ki şu anda o çatlamadan duruyor. Ama El biraz orası daha evvel sağlam de duruyor. konuştuk. Yani anayasa için de toplam 23 tane milletvekiline ihtiyaç var. Bir diğer senaryoda tabii bu 23 milletvekilini bir şekilde bulup buluşturmak olabilir. Bunu eskiden yaşadığımız için söylüyorum. Anladım hocam. İlaç hocam.